Herkese merhaba, İngilizcemiz kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu örnek bir İngilizce B1 final sınavının reading okuma bölümünün sorularının çözülmesi olacak. Önümüzdeki zaman diliminde bu videonun dışında bu örnek B1 final sınavının İngilizce final sınavının kelime ve gramer bölümlerini de çekeceğim ama videonun çok uzun olmaması açısından şu anda sadece reading bölümünü çekiyorum. Dolayısıyla kanalı takip etmeye devam ederseniz bu sınavın kelime, vocabulary ve gramer bölümünün çözümünü de kanalda bulabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz hala abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Şimdi birinci görev, bir reading sınavı var karşımızda. Tam teşekküllü bir reading sınavı. B1 sınavı aslında örnek bir sınav. Dolayısıyla siz de kendinizi bu anlamda gerçekten seviye olarak B1 olan bir final sınavıyla test etme imkanı bulmuş olacaksınız. Bir task, bir görev, bir mark the correct letter, doğru olan harfi işaretleyin diyor. Şimdi bize burada bir ifade verilmiş. Bizden beklenen şu: bu ifadeye bakarak A, B, C'den hangisi geçerlidir? İfadeye örnek, birincisi örnek olarak, o yüzden sıfır yazıyor bakın burada. It is forbidden, yasak diyor, to move computers, bilgisayarlara taşımak, from this room, bu odadan, without permission, izin olmaksızın, from the head teacher, baş öğretmenin izni olmaksızın. Şimdi bu yandakilerden hangisiyle eş anlamlıdır, ona bakacağız. A'da diyor ki you mustn't take the computers out of this room. Bilgisayarları bu odanın dışına çıkarmamalısınız without asking the head teacher, baş öğretmene sormadan. Zaten kendisi yapmış olduğu için diğer seçeneklere bakmıyorum. A seçeneği doğru seçenektir. Ne yapmamız gerektiğini bu şekilde anlamış olduk. Birinci soruya geçiyoruz. The bus driver takes cash only. Otobüs sürücüsü sadece nakit alır diyor. The ticket office takes credit cards or cash. Bilet ofisi ne yapar? Kredi kartı ya da nakit alır. Bunun karşılığı hangisi olabilir? A'da you cannot pay the bus driver with a credit card demiş. Yani otobüs sürücüsüne kredi kartıyla ödeme yapamazsınız. Doğru mu? Doğru, çünkü burada sadece nakit alır diyor. Sağlamasını yapalım diğer şıklarında. The ticket office can give you change for the bus. Bilet gişesi size otobüs için ne verebilir? Bozuk verebilir. Burada öyle bir ifade yok. C'de de it's not possible to buy a ticket with a credit card. Kredi kartıyla bir bilet almak mümkün değildir diyor. Bu da yanlış, çünkü kredi kartıyla bilet gişesinden bilet alabilirsiniz. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacak diyoruz. Kalıcı sabit işaretleme yapmıyorum, çünkü kağıt üzerinde aşağıya indikçe yani sonuçta diğer sabit işaretlemeler kayıyor. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda parents are reminded. Anne babalara hatırlatılır that ki this is not a playground. Burası bir oyun bahçesi değil. Please keep children off sculptures. Lütfen, keep off demek uzak tutmak demek. Çocuklarınızı heykellerden uzak tutun. Bunun karşılığı hangisi olacak bakalım. A'da families can only watch sport events in this park. Aileler sadece spor olaylarını, yani spor etkinliklerini, events izleyebilirler diyor burada. Böyle bir ifade yok bize verilen şu uyarıda. B'de children must not climb on the sculptures. Çocuklar tırmanmamalılar. On the sculptures, heykellere, işte bu olabilir. C'ye bakıyoruz. Some of the sculptures are unsuitable for children. Bazı heykeller çocuklar için uygun değil. Böyle bir ifade burada yok. Dolayısıyla bizim buradan anlamamız, burası çocuk oyun bahçesi değil, çocukları heykellerden uzak tutundan anlamamız gereken B seçeneğidir. Geçiyorum üçüncü soruya. Passengers for international flights, uluslararası uçuş yolcuları, check luggage in here, bagajınızı burada check-in yaptırın demiş. Yani kaydettirin. Bakıyoruz şimdi. A'da diyor ki passengers arriving from abroad, yurt dışından gelen yolcular, must check-in their luggage here, bagajlarını burada check-in yaptırmalılar. Şimdi bu ifade yurt dışından gelen ifadesi bizim maksadımıza hizmet etmiyor. Çünkü şuradaki for demek yurt dışına
gidecekler anlamına geliyor. B'de travelers from other countries, diğer ülkelerden gelen yolcular have to check in their own luggage here. Kendi bagajlarını burada check-in ettirmeliler diyor. Şimdi bu da değil. Yani gene ne var? Buradaki from dış ülkelerden gelenleri karşılıyor. This is where you check in your luggage. Burası noktadır demiş. Sizin check-in yaptırabileceğiniz nokta. If you are going abroad, eğer yurt dışına gidiyorsanız, işte bizim aradığımız buydu. Dolayısıyla C seçeneği doğru seçenektir. Dörde bakıyoruz. Warning, ikaz, uyarı demiş. Security cameras, güvenlik kameraları in use, kullanımda around this building, bu bina çapında. Around, binanın etrafında. Bakalım bu hangi anlama gelecek? A'da cameras cannot be used in this area. Bu bölgede fotoğraf makinesi kullanılamaz diyor, ya da kamera. Bu değil. You must look after your cameras here. Evet, yani şöyle, kameralarınızı burada muhafaza etmelisiniz. Bu aradığımız şey bu da değil. This area is guarded by cameras. Bu alan, evet, korunuyor. Is guarded by cameras. Kameralar tarafından korunuyor. İşte doğru cevabımız budur diyoruz. Tabii girmiş olan arkadaşlar var, B1 final sınavına hiç girmemiş olanlar var. Şunu hatırlatmakta fayda var. Reading bölümü sadece bir bölümden oluşmuyor. Şimdi task 2, ikinci göreve, bazen 2 bazen 3 bölümden oluşuyor. Şimdi reading'de ikinci göreve geçiyoruz. Burada da read the article carefully, bu makaleyi diyor, dikkatlice okuyun, and choose the most suitable heading başlık ve şu A'dan H'ye kadar olanların arasında en uygun başlığı seçin demiş. For each part, her bir bölüm için. Peki, bakalım. Şimdi birinci bölümü okuyacağız ve yukarıdaki başlıklardan hangisinin uygun olduğunu bulacağız. When there is sunshine, yani güneş ışıldadığında, gün ışığı olduğunda, people are happy, insanlar mutludurlar. Sunshine is popular and healthy. Sunshine, gün ışığı popülerdir, yani sevilir, and healthy ve sağlıklıdır. At least, en azından, in some ways, bazı yönlerden. It is healthy, sağlıklıdır. It helps our bodies produce certain vitamins. O yardımcı olur vücutlarımızın belirli vitaminleri üretmesine. It provides vitamin D. D vitamini sağlar. Which ki bu, yani D vitamini. Keeps our bodies healthy. Vücutlarımızı sağlıklı tutar. The sun also stops us getting depressed. Güneş aynı zamanda stop us demek engel olur. Getting depressed, depresyona girmemize de engel olur. Tabii şimdi burada kendisi sıfır bölümüydü, örnekti. Bunun karşılığı ne olacak? F olacak. Good for body and mind. Vücudumuz ve zihnimiz için iyidir. Neden? Hem depresyona girmiyoruz, hem D vitamini sağlıyor. Peki. Bu arada başlıklara bakalım. Dangers and disasters, tehlikeler ve felaketler. The first sun tan, ilk güneş yanığı. Ya da ilk bronzlaşma, mood changes, mod değişiklikleri, ruh hali değişiklikleri, a warmer world, daha sıcak bir dünya, global destruction'da, küresel yok oluş, tahribat ya da. Şimdi bakalım 5'te ne diyor? When it is sunny, hava güneşli olduğunda, most people, birçok insan actually, aslında feel happier, daha mutlu hisseder. They also behave in a more friendly way to others. Onlar aynı zamanda davranırlar. Nasıl davranırlar? Daha samimi bir şekilde diğerlerine. If a country has a bad summer, eğer bir ülkede kötü bir yaz varsa, then there is little sunshine, ki o zaman çok az gün ışığı vardır. Psychologists say, psikologlar söylerler, you can clearly see that, açıkça görebilirsiniz ki, people become more miserable. İnsanlar daha karamsar olurlar. Şimdi yani gün ışığı yoksa karamsarlık var. Ana hatlarıyla böyle. Bakalım yukarıdan uygun düşecek olan nedir buna? Evet. Yani biz karamsarlıktan, mutluluktan, mutsuzluktan bahsettiğimiz için bu sorunun cevabı ne olacak? C, mood changes olacak. Altıncı paragrafa bakıyoruz. Until the 1930s, 1930'lara kadar it was fashionable, modaydı.
ya da yaygında to have white skin, beyaz bir cilde sahip olmak. Den sonra The Fashion Designer, Coco Chanel, moda tasarımcısı ne yaptı? Appeared in Paris. Paris'te ortaya çıktı with a suntan, güneş yanıyla, bronzlukla. It quickly became the fashionable thing. O diyor çabucak trend oldu. Fashionable thing to do. Yapılması trend olan bir şey oldu. And everyone wanted to have tanned skin. Ve herkes bronz bir cilt istedi. Peki burada da yukarıya baktığımızda hangisini hatırlıyoruz? The first suntan, ilk güneş yanığı doğru cevap olacak. Yedinci paragrafa geçtik. Now, şimdi we know more, daha çok şey biliyoruz about the effects of sunshine, güneşin etkilerine dair, than ever before, daha önce olduğundan. The negative aspects, negatif yönler, for example, örneğin diyor, skin cancer, cilt kanseri, are much more widely known, much more widely, çok daha fazla, çok daha geniş çapta bilinir. Many more people now use, many more people'da birçok daha fazla insan şimdi kullanıyorlar sun cream, güneş kremi, as protection from the sun, güneşten korunmak için ya da korunma olarak. Evet, burada da yukarıya baktığımızda başlıklardan dangers and disasters görüyoruz. Tehlikeler ve felaketler daha uygun olacak. Yani güneşin tehlikeleri de var anlamında. Peki devam edelim. Evet, 7'yi yapmıştık. Şimdi 8'i yapacağız. Bakıyorum tekrar yanlış bir şey olmasın. Tamam, evet. Our weather systems are changing. Hava sistemlerimiz değişiyor. The 10 warmest years, 10 diyor, en sıcak yıl, ever recorded, bugüne kadar kaydedilen were idi. Ne zamandı? In the 1980s and 1990s, 1980'lerde ve 90'lardaydı. The oceans, okyanuslar cover 72% of the earth's surface. Yeryüzünün yüzeyinin %72'sini kaplar. And they take in huge amounts of heat from the sun. Ve onlar huge amounts, büyük miktarlarda ısı alırlar from the sun, güneşten. Evet, yani bu paragrafa da baktığımız zaman yukarıda ne oldu? Yani 80'ler, 90'lar gittikçe ısınan bir dünya var. Dolayısıyla a warmer world doğru cevap olacak. Devam ediyoruz. 9. paragrafa geldik. As the Pacific Ocean becomes warmer, Pasifik Okyanusu ısındıkça it makes El Nino. O diyor, El Nino yapıyor. Nedir? Parantez içerisinde açılımı var. Şöyle El Nino'yu yapıyoruz. Parantezden sonraya bir kere bakalım önce. More powerful, El Nino'yu daha güçlü yapıyor. Peki El Nino nedir? A warm current of water, sıcak bir su akıntısı. Along the west coast of South America, Güney Amerika'nın batı sahili boyunca. Devam ediyoruz. This plays a part. Bu bir rol oynuyor. In creating disasters, felaketleri yaratmakta. Such as, örneklendirme yapar, such as gibi, ne gibi? Flooding, sel gibi felaketleri. As far away as Europe, yani Avrupa kadar uzak bir yerde diyor. Ya da India, Hindistan and Northern China ve Kuzey Çin'de. Yani ne oluyor? Güney Amerika'nın batı sahilinden ta uzaklarda Avrupa, Hindistan ve Kuzey Çin'i bile etkiliyor dedi. Bakıyoruz yukarıda buna ne uyabilir? Evet, global destruction, küresel tahribat ya da küresel felaket gibi algılayabiliriz. Şimdi de reading'de üçüncü görev, task 3'e geldik. Diyor ki read the text, metni okuyun, about Fending Islands, Fending adaları ile ilgili, to decide, karar vermek için. If each sentence is true or false, her bir cümlenin şu if olup olmadığını anlamını verir. Doğru ya da yanlış, işte olup olmadığını ya da doğru mu yanlış mı olduğuna karar vermek için. If it is true, doğruysa mark T, T ile işaretleyin. If it is false, yanlışsa F ile işaretleyin demiş. Peki. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Önce metni okuyacağız. Metnin geneline şöyle. Genellikle insanlar iki tip yol seçerler. Yani reading'te, ama
Ben bir tanesini tercih ediyorum ve birini tavsiye ediyorum. Soru okunur. Ondan sonra da gelinir paragrafta acaba bunun cevabı nerede diye aranır. Bu da bir yöntemdir ama bana ters gelen bir yöntem çünkü çok zaman kaybettirici bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Peki benim yöntemim nedir? Metni bir kere okuyup metinle ilgili bir fikir edindikten sonra zaten sorulan sorunun cevabının hangi bölgede geçtiğini biliyorum. O bölgeye gidip nokta atışı yapıp cevabı çekip çıkarmak. Ben bunu tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Fanning Islands, dolayısıyla metni bir kere okuyoruz. Fanning Adaları. 3 miles across the water from the town of Blascott. 3 mil karşısında suyun from the town of Blascott, kasabasına göre suyun karşısında 3 mil karşısında lies, yatar, uzanır. The group of islands, adalar grubu. Known, bilinen as the Fairbanks, Fairbanks adaları diye bilinen. The main island is Saint Michel. Ana ada Aziz Michel adası. Separated, şöyle Michael diye okuyanlar da olabilir. Bunu Michel diye de okuyanlar olabilir. Yani milletlere göre farklı telaffuzlar var, onu da söyleyeyim. Separated by a narrow channel of water, ayrılıdır diyor. Ayrılır. By a narrow channel, dar bir kanal ile, of water, su kanalı ile, is Saint Michael's little sister. Ha, şöyle, burada evet, cümleye değişik bir giriş yapmış. Separated by a narrow channel of water. Dar bir su kanalı ile ayrılan is Saint Michael's little sister. Küçük kız kardeştir Saint Michael'in. Saint Margaret. Yani ne var? Bir başka bakıyorum. Evet. Evet. Bir başka by Enerov. Ha, yani bir başka ada Saint Margaret'te. People first lived on these islands. İnsanlar ilk yaşadılar bu adalarda. And 1500 years ago. İlk defa 1500 yıl önce yaşadılar. By the 1980s, 1950'lere gelindiğinde the population, nüfus, had gone down to below 20, 20'nin altına inmişti. And in 1960 ve 1960'ta the last person left the islands, son insan da adayı terk etti. But in 1991, ama 1991'de two families moved back, geri taşınmak. Ne oldu? İki aile geri taşındı. And since then, ve o zamandan beri more people have followed. Daha fazla insan onları takip etti. Tourists now visit regularly. Şimdi turistler düzenli olarak ziyaret ediyorlar orayı, adaları, to enjoy the beautiful scenery. Güzel manzaranın tadını çıkarmak için enjoy. Visit the wine shop on the islands which sells butter. Adalardaki diyor bir dükkanı ziyaret edin ki bu dükkan ne yapar? Tereyağı satar, cheese, peynir satar and bread ve ekmek satar. Produced by the families, aileler tarafından üretilen, who live there, orada yaşayan aileler tarafından üretilen tereyağı, peynir ve ekmeği satar. The produce is also taken by boat to restaurants in Blascott. The produce, ürünler, is also taken, aynı zamanda götürülür tekneyle to restaurants in Blascott, Blascott'taki restoranlara götürülür. Şimdi yer tanımlayıcılığımız için where ile başlayan bir sıfat cümlece gelecek. Where ki orada it can be enjoyed by visitors to the area. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından ne olur? Tadı çıkarılır diyor bunlar. Perhaps more interesting, belki de daha ilginç bir şekilde a range of perfumes, bir dizi parfüm is made from the white flowers, yaban çiçeklerinden yapılır. And herbs ve bitkilerden, which ki bu bitkiler ve yaban çiçekleri grow on the island, adada yetişirler. And can be bought in the shop, ve dükkandan satın alınabilir bu parfümler. They are produced mainly, onlar başlıca üretirler for export and are very special.
İhracat için üretirler ve çok özeldirler. So a visit to the shop is a must. Dolayısıyla bu dükkanı bir ziyaret diyor. Pardon, gıcık yaptı boğazım. Korkmayın. Evet. So a visit to the shop is a must. Yani olmazsa olmaz olan demektir must. Bu dükkana bir ziyaret mutlaka yapılmalıdır diyor. Saint-Michel Island is easily explored on foot. On foot yürüyerek kolaylıkla keşfedilir. Ama ada Saint-Michel Adası in the interest of safety, güvenlik nedeniyle visitors are requested, ziyaretçilerden rica edilir to keep to the main footpaths, ana patikaları takip etmeleri. Keep to the main footpaths. From where the boat lands, teknenin yanaştığı, karaya yanaştığı noktadan walk along the cliff, kayalık boyunca yürüyün diyor. Until you reach a steep, cliff aynı zamanda kayalık ya da uçurum anlamına da gelir. Until you reach a steep path. Steep sarp demek, sarp bir patikaya varıncaya kadar yürüyün. Signposted to the church. Signposted de işte ulaşan demek ya da götüren demek, kiliseye götüren. Patikaya kadar. When you get there, oraya geldiğinizde, ulaştığınızda ya da it is worth, değer diyor. Yani bunu yapmaya değer anlamında. Spending a moment, yani bir an geçirmeye değer, orada biraz durmaya değer. In this lovely old building, bu sevimli eski binada. Carry on along the same path. Takip edin, carry on. Which countries, which continues to climb to the highest point on the island? Diyor ki bu patika devam eder to climb, tırmanmaya, to the highest point on the island, adadaki en yüksek noktaya. Priory Beach on the eastern side of the island, adanın doğu kesimindeki Priory kumsalı is safe for swimming, yüzme için güvenlidir. Santa Bay Körfezi, Sentap Körfezi. On the western side, batı tarafındaki, is the other sandy beach, diğer kumlu plajdır. But swimming is not advised here, ama burada yüzmek tavsiye edilmez. It is possible to hire a boat to cross to the islands, adalara geçmek için bir tekne kiralamak mümkündür. Or you can take one of the boat trips, ya da tekne işte turlarından bir tanesine katılabilirsiniz. Which depart, ki bu diyor. Depart from Blascott Harbor in summer. Blascott limanından yazın yola çıkar. Monday to Friday, pazartesi, perşembe. Pardon, pazartesinden cumaya kadar. Yani demek ki cumartesi, pazar yokmuş. The islands are always open. Adalar daima açıktır to visitors, ziyaretçilere. Apart from on Sundays, pazar günleri hariç. Buy a ticket for a boat trip from the kiosk in Blascott Harbor. Evet, Blascott limanındaki gişeden, kiosktan tekne gezintisi için bir bilet alın. The charge for landing on the islands, charge ücret demek. For landing on the islands, ya adalara çıkma ücreti, is included, dahildir in the ticket, bilete. But ama if you take your own boat, eğer kendi teknenizi tutarsanız, remember to take some money, biraz para almayı unutmayın, hatırlayın diyor yanınıza. The crossing takes 30 minutes, bu geçiş 30 dakika sürer. And boat run every 15 minutes, ve tekneler her 15 dakikada bir hareket eder. Before you set off on a trip, bir yolculuğa çıkmadan önce, bir tura, gezintiye çıkmadan önce, visit the exhibition center, sergi merkezini ziyaret edin, which tells the history of the islands, ki bu merkez ne yapar? Adaların tarihçesini, tarihini anlatır. Yani o sergi merkezinde ne oluyor? Adaların tarihçesi anlatılıyor. Şimdi metnimiz böyle. Ben metinle ilgili bir fikir edindim. Sorunun cevabını bölge olarak hangi bölgede, hangi paragrafta bulacağımı biliyorum.
Task 3'le yolumuza devam ediyoruz. There was, bakıyorum şimdi 10. cümleye. There was no one living on the islands in the 1980s. 1980'lerde adada yaşayan kimse yoktu diyor. Şimdi bakıyoruz. İlk paragraftaydı bunun cevabı. 1500 yıl önce ne oldu? Bu adada ilk insanlar yaşıyorlardı. Ama 1950'ye gelindiğinde nüfus 20'nin altına düşmüştü. Ve 1960'ta son kişi de adayı terk etti. Ama 1991'de iki aile geri döndü. 60 ile 91 arası ada boştu. Dolayısıyla 1980'lerde adada yaşayan kimse yoktu. Evet, şöyle yapalım. Şöyle diyeyim. O zaman mesela buna şöyle true diyeyim. Yani çekimde kayar mı kaymaz mı bilmiyorum. Bakacağım, ona göre davranacağım. Peki. Flowers are for sale in the island shop. Çiçekler satışta diyor. Ada dükkanında çiçekler satışta. Bakalım. Ya onunla ilgili de işte söylemek istediğim buydu arkadaşlar. O yüzden yani bakayım ben onu temizlesem temizleyemez miyim? Şöyle, tamam. Devam edelim. Yani soruları bir zaten ne yapıyoruz? Yapıyoruz yani soruları. Devam edelim. Şimdi 2011'in soruda Flowers are for sale in the island shop. Çiçekler ada dükkanında satıştadır demiş. Şimdi şuraya bir gidelim. Evet, bakın. Arrange of perfumes is made from the wild flowers. Yaban çiçeklerinden yapılan bir dizi parfüm diyor. Evet, and herbs which grow on the island ve adada yetişen bitkilerden yapılan parfümler can be bought in the shop. Dükkandan satın alınabilir. Yani dükkandan satın alınabilen aslında çiçekler ve bitkiler değil, onlardan yapılan parfümler. Dolayısıyla bu sorunun cevabı false olacak arkadaşlar. 12'ye bakıyoruz. The church is at the top of the highest hill. Kilise en yüksek tepenin zirvesindedir. Bunun da false olacağını hatırlıyorum. Çünkü şöyle evet, kiliseye çıkar diyor. Oraya ulaştığınızda bir an orada durun diyor. Sonra aynı patikayla devam edin adadaki en yüksek noktaya varmak için. Yani kilise en yüksek noktada değil. Kiliseden sonra devam ederseniz en yüksek noktaya varıyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da false, yanlış olacak. There is one beach on Saint Michael Island where it is safe to swim. Yüzmesi güvenli olan bir tane kumsal vardır diyor. Bunun da doğru olduğunu hatırlıyorum. Çünkü metinden bakın işte ön okuma yapmanın faydası bu. Diğerinde tavsiye edilmiyor diyordu. Şimdi bakın. Prairie Beach on the eastern side, doğu tarafındaki is safe for swimming, yüzme için güvenlidir. Batı tarafında bir kumlu kumsal daha vardır ama orada yüzmek tavsiye edilmez. Dolayısıyla bir tane güvenli sahil var ve 13'ün sorunun cevabı true olacak, doğru olacak. 14'te it's possible to take a boat trip on Saturday. Cumartesi günü diyor, tekne turuna binmek mümkündür. Bunun da yanlış olduğunu hatırlıyorum. Çünkü ada açık ama cumartesi, pazar, Monday to Friday işte bakın pazartesi, cuma arasında tekneye binmek mümkün. Tekne turuyla gitmek mümkün. Dolayısıyla bu sorunun cevabını, yani cumartesi buna dahil değil, pazar dahil değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Tekne turu için geçerli bu. 14'ün cevabı false olacak. Ve 15'te there is a fee for landing on the islands. Adalara çıkmanın bir ücreti var diyordu. Evet, bunun da direkt olarak metni okuduğum için doğru olduğunu hatırlıyorum. Şimdi yerini bulacağız. Diyeceğiz ki by etiquette for the charge for landing. Evet, the charge for landing on the islands is included. Adalara çıkış ücreti dahildir diyordu. Demek ki ücretlidir diyoruz. Peki. Şurada bir dördüncü bölüm var. Videonun süresi çok uzun olacağı için dördüncü bölüme girmiyorum. Her zaman dört bölüm olmak zorunda değil. Yani
Şöyle 3 bölüm olabilir, 4 bölüm olabilir. Ama bu kez videonun süresini çok uzun tutmayayım diyorum. Hatta 5. bölümler bu örnek bir sınav olduğu için bol bol bölüm koyulmuş. Ben de o yüzden mümkün olduğu kadar çok bölümü bu videoda çektim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra dediğim gibi müsait olduğum bir anda bu sınavın bu örnek sınavın gramer ve vokabülör kelime bölümlerini çekeceğim. Dolayısıyla izlemeye takip edin, kanalı takip etmeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.